Neler hissettin o hazırlık döneminde? Biraz kilo da vermişim, yani olmuş. Şey çok rahattı. Hazırlık döneminde özellikle az yemeye başladıktan sonra uyku düzenim düzeldi. Daha böyle kaliteli uyku ama uyumaya başladım. Zaten 10 gündürdür evet. Hazırlanıyorsun. Güzel. Telegram grubuna da alacağız seni. Merak ettiğin, korktuğun bir şey var mı? Ama sen epey de bizim videoları seyrettiğin evet, için konuyu hakimsin. Yine de merak ettiğin ne var? Hiçbir sorunum yok ya. Tamam. Şimdi teyzenin bir sorusu var, onu alalım. Anneyi sormuyor. Bak, teyze soruyu sorabilirsiniz. Kaç kilo verebilir? Toplantılara katılır. Telegram grubumuza kalırsa ideal kilosuna ulaşır. Ama toplantılara katılmaz, Telegram grubuna katılmaz, bizim hayat tarzı değişikliğini yapamazsa biz onu başarısız kabul ediyoruz. Önemli olan hayat tarzı değişikliği. Ne kadar oldu ameliyattan çıkalım? 4-5 saat mi? 4-5 saat oldu. Videolarda seyrettiğin gibi mi? Aynen. Aynısı. Beklediğim gibi. Bir gaz şişkinlik mi var dedim. Aynen, birazcık gazım var. Ben de dedim ameliyat olmuşum belki de. Evet Mert'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Düzenli kontrollerine geliyorsun zaten. Şimdi de tam 4. ayımızdayız. 50 kilo verdik. Hocamızla ilk görüşmemizde 6 ayda 40 kilo verirsin demişti. Ama tabii ben grubu çok düzenli, her gün takip ediyorum. Her dakika takip ediyorum. Toplantılara sürekli katılıyorum. Çok sık soruları sık sık soruları soruyorum. İnsanlara yardım etmek için grup geçmişinde aramalar yapıyorum. Onlardan yeni şeyler öğreniyorum. Kelimeler derliyorum, evet. Söylüyorum. Bazen hani her zaman çok düzgün ilerlemiyor her şey ve benim de moralimin bozuk olduğu, duygusal yeme bozukluğumun tetiklendiği anlar oluyor. Hemen o anlarda gruba gidip hemen birkaç bir şey okuyup eğer çok kötü durumdaysam yardım istediğim zaman insanlar zaten seferber oluyor. Çok hızlı geliyorsunuz yapıyorlardım evet. Şu an. Evet. 750 kişiye yakın kişiydi orada. Spora gitmeye üşendiğim, işte kalkmaya üşendiğim zamanlar özellikle bayramdan sonra dedim ki biraz daha yatayım. Sonra grupta baktım insanlar haftanın ilk sporu benim için bayram bitti falan paylaşımları. Direkt ayağa kalkıp hadi spora gidelim. Diyet yapıp işte 30 kilo verip 50 kilo aldım falan derken buraya kadar geldim. Son dönemde spor da yapıyordum ben. Yaklaşık bir 40 kilo verdim. Yılbaşında sporu bıraktım. Bir hani böyle bir tatile gittim. Sporu bıraktım. Sonra direkt aldım geri hepsini. Evet. Tamamını geri aldım. Yemek yiyemezsem insanlarla yemeğe gidemem, sağa sola gidemem işte falan. Ama hiç öyle bir şey olmuyor. Önemli olan senin o Türk çapar mindsetine ulaşman. Bunda işte toplantılara katılarak katılarak işte grupta aktif olarak sağlanıyor. Onun dışında keşke yani bana deseler ki işte 50 kilo verdiğin zaman bu halde olacaksın, koşa koşa gelirdim yani. Benim çevremde çok farklı katı gıdasında makarna yemeye gittiğim arkadaşım işte 4-5. Haftasındaydı. Hadi gel dedi, makarnacı gittik makarna yedik ama bizde öyle bir şey yok. Burada her şey olağanüstü bir anlatılıyor. Yani her şey olağanüstü. Yani. Eksik kaşla ve nasıl bir mindsetle karşılamış olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.